geldiniz. Toplantımızın bu bölümünde konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcımız İzmir Milletvekilimiz Sayın Tamer Osman Ağoğlu'nu mikrofona arz ediyorum. Çok kıymetli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, hepinizi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Böylesine tarihi bir günün hemen arifesinde, güzel bir İzmir sabahında sizlerle birlikte olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Sözlerimin başında geride bıraktığımız 1,5 aylık süreçte bizleri yalnız bırakmadınız. Seçim sürecinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi İzmir ve Türkiye sevdalılarıyla buluşturduğumuz için büyük bir sorumluluk bilinciyle, habercilik anlayışıyla üstün bir gayret gösterdiğiniz için siz değerli basın mensuplarına, partim ve dava arkadaşlarım adına hepinize şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli basın mensupları, bugün sizleri buraya bir müjde vermek için davet ettim. Bu müjde hepinize malum, 14 Mayıs'ta çift başlı kartalın Haçlı zihniyetine karşı zafer olacaktır. Bir yanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hemen diğer yanda bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğindeki bir hilal uğruna ömürlerini vakfetmiş, Selçuklu kanını taşıyan çift başlı kartal ordusu Amerika'sından Almanya'sına, İngiltere'sinden Fransa'sına Haçlı torunlarıyla birlikte hareket eden ve onun bayrağını tutan çoklu masayı büyük bir hezimete uğratacaktır. Sadakatin ve cesaretin asli karakterini oluşturduğu İzmirli hemşerilerimiz de bu tarihi seçimlerde engin feresetiyle tercihini beyan edeceklerdir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi kendisine dayatılan istikamete boyun eğmeyecek ve kendi rotasını kendisi belirleyecektir. Bir yandan sessiz taarruzlarla, kirli kumpaslarla, finansal tetikçilerle uğraşırken, diğer yandan bağımsızlık davasını güçlendirecek atılımlar Cumhur İttifakı tarafından hayata geçirilmektedir. Tablo o kadar nettir ki, savunma sanayindeki gelişmelerden rahatsız olan, teknoloji alanındaki adımları itibarsızlaştırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan, dış politikada sergilenen, Ankara merkezli ve sonuç alan adımları reddeden, terörle mücadelenin başarıya ulaşmasıyla hayal kırıklığına uğrayan, Türkiye'nin kendi coğrafyasındaki caydırıcı gücü karşısında keyfi kaçan ittifak karşımızda durmaktadır. Her şey milletimizin gözü önünde yaşanmaktadır. Halen İzmir'imizde bulunan, ihtişamıyla yüzümüze artan TCG Anadolu gemisinin işgalin o karanlık günlerinde Samsun'a doğru ilerleyen Bandırma vapuru gibi Türk milletine nasıl umut verdiyse, TCG Anadolu'nun verdiği mesaj da bizlere inanç aşılamıştır. Direnişin ve kurtuluşun şehri olan İzmir'e gelen, deniz aşırı küstahlıklara verilen bir cevap olan TCG Anadolu gibi bir şaheserden kim neden rahatsızlık duyar? Nasıl bir zihniyet Türkiye'ye lig atlatan bu eseri bir bombaya bakar diyerek küçümser, anlayabilmiş değilim. Emsallerine park atan Kızıl Elma, Milli Muharip Uçak'tan kim neden rahatsız olur?
seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz belli değil. Bu başarıları itibarsızlaştırmaya çalışanların unuttuğu şey ise şudur. Türkiye Cumhuriyeti eşsiz bir kurtuluş destanının üzerine inşa edilmiş ve Cumhuriyet'in 100. yılını geride bırakarak gelecek 100 yılı kucaklamaya hazırlanmaktadır. Ortada bir mucize var. Mucizenin adı da Türk mucizesidir. Şimdi ise bütün dünya ikinci bir Türk mucizesine şahitlik etmektedir. 100 yıllık şanlı tarihimizin ikinci perdesi açılmaktadır. Aydınlık şafağı sökmek üzeredir. Sadece savunma sanayinde değil, enerji alanındaki gelişmeler, milletimize paylaşılan müjdeler de önümüzdeki asra Türk mührünü vuracağı olan inancımızı göstermektedir. Gelin görün ki aynı zihniyet enerji ordumuzu oluşturan gemiler alındığında gemiler nerede dediler hepinizce malum. Gemiler gelip arama tarama çalışmaları başladığında söz konusu çalışmaları anlamsız ve sonuç alamazlar dediler. Doğal gaz bulunduğunda bu gazı çıkaramaz dediler. Doğal gaz yeryüzüne çıkarıldığında karaya çıkarılacak boru yok ki dediler. Bitti mi? Elbette ki bitmedi. Boruları görünce bunları döşeyemezler. Söylemlerini utanmadan, sıkılmadan söylediler. En ilginci ise borular döşenip gaz karaya ulaştırıldığında ise aslında o gaz bu gaz değil diye diyecek kadar şirazeden çıktılar. Hele başlarına övgü düzenlerlerse Kemalizmi ırkçılık olarak tanımlayanlara itibar etmeyecektir. Seçim çalışmalarımız kapsamında milletvekili adaylarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarında bizzat yaptığımız gözlem de İzmirli hemşerilerimizin bu hareketi aleni bir hakaret olarak gördüğünü göstermektedir. Kıymetli hemşerilerim, kıymetli basın mensupları, hepinizce malum Milliyetçi Hareket Partisi yaklaşık 1,5 yıl önce hemen bu küresel salgının ardından Türkiye'de 9 bölgede 81 vilayetimizi kapsayan 9 bölge toplantısı gerçekleştirmiş. Hemen akabinde 81 vilayetimizde adım adım Anadolu 2023'e doğru programları 81 vilayette gerçekleştirilmiş. Türkiye'nin 973 ilçesinde birebir program yapılmış. Halka gidip anlatılmış. Türkiye anlatılmış. Ondan sonraki programda köy ve mahalle programlarımız kapsamında programlar yapılmaya başlanmış ve günümüz bugüne seçime gelmişiz. Atatürk düşmanlarının İzmir'de bir karşılığı hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü İzmir her zaman Atatürkçülüğü ön planda tutmuş. Atatürk milliyetçiliği bizim İzmir'imizde olmazımızdır. Varsa da bir karşılığı hemşerilerimiz sandıkta mutlaka atacağı tokatlar olacaktır. Çünkü İzmirli işgalcinin her türlüsüne hak ettiği cevabı her zaman ve daima vermiştir. Biliyoruz ki kahraman Mehmetçiği çocuk katliamcısı olmakla suçlayan Mehmetçiğin uğruna kurtuluş mücadelesi verdiği İzmirliler tarafından hak ettiği cevabı elbette ki alacaktır. Kurtulması uğruna binlerce Mehmetçiğin can verdiği İzmir iradesine ipotek koyduramayacaklardır. İzmir sandığa tıpış tıpış değil gümbür gümbür gidecek, bu dayatmalarının hesabını soracaktır. Yanlış hesap bu kez Bağdat'tan değil elbette ki İzmir'den dönecektir. Meşhur bir slogan görüyorum billboardlarda. İzmirli hakkını alacak. Lütfen İzmirli'nin hakkını gasp etmeyin. İzmirli'nin hak ettiği hakkını lütfen İzmirli'ye verin. Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle
Cumhur İttifakı seçimden zaferle çıkacaktır. Ama inanıyoruz ki seçimin esas kazanımı malum zihniyetin, Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yenilgisi olacaktır. Birden ve Pensilvanya'dan gelen yabancı bahara kendisini kaptıranlar zemherde kalacaktır. İstiklal Harbi'nin tacı Atatürk şehri, Zübeyde Hanım'ın son yuvası olan İzmir, burada kararlı İzmirli ise buna elbette ki muktedirdir. Bir tarafta Arif Nihat Asya'nın deyimiyle Sangergöz Sakarya, İkanyum Konya yapan dil ile konuşanlar değil, diğer tarafta ise İzmir'in sancaktarı Kadife Kale semtine Pagos adını layık görenler vardır. Seçim bellidir, seçim İzmirlilerindir. Eminiz ki Atatürk'ün hemşerisi olan İzmirlilerin tercihi Atatürk'ün çizgisinde olacaktır. Gazi Paşa'mızın en değerli emanetine, cumhuriyete, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan ve gerçekten onu yaşatmak için çaba sarf eden Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Türk milliyetçilerine destek olacaktır. Bu çaba için sarf eden Milliyetçi Hareket Partisi'ne desteğin tam olacağına inancımdan hiç şüphe yoktur. Devlet Bahçeli Bey'in ifade ettikleri gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Önümüzdeki pazar gününden sonra süper güç Türkiye'nin şafağı sökecektir. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı Türk milletinin umut kaynağı, sevdalı yüreğidir. Şimdi sıra aziz milletimdedir. Şimdi mühür İzmirlilerin elindedir diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii konuşmamız gereken elbette ki çok şey var. Özellikle İzmir'i dolaştığımda İzmir'in her noktasında Milliyetçi Hareket Partisi çok ciddi bir karşılık bulmaktadır. Ve ben eminim ki Milliyetçi Hareket Partisi İzmir'de tarihi bir oy alacaktır. Bu tarihi oyda bizlerin de gayretli çalışması burada mutlaka görülecektir. Bu karşılığı mutlaka İzmir'de de alacaktır diye düşünüyorum. Kıymetli hemşerilerim, kıymetli basın mensupları, birçok noktada söylediğim, konuşmaktan da hiçbir şekilde geri durmadığım bir mesele var. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın bir araya gelip 1000 yıl önce Haçlı zihniyetini devam ettirmesini çok açıkça görmekteyiz. Taraf olan, bu Haçlı zihniyetine destek veren maalesef içimizdeki malum muhalefet elbette yenilmeye mahkum olacaktır diyorum. Kıymetli basın mensuplarımızı, siz değerli İzmirli hemşerilerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi vermesin. Yani bizim eleştiri yapabileceklerimiz her şey söylendi. Elbette ki İzmirli'nin hak etmediği bir milletvekili adayları var. İzmirli de elbette ki bunu değerlendirecektir. Yani dün Atatürk'ün şehri İzmir'de Atatürk'le ilgili insanların neler konuştuğunu hepimiz biliyoruz. İzmirli de mutlaka bunu göz önünde bulundurup sandığa tıpış tıpış değil gümbür gümbür giderek Tokat'ı gerektiği yerde patlatacaktır diyor. Ayrıca provokasyonları da Türkiye genelinde bunları tasvip etmek doğru bir şey değil. Türkiye demokratik, Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bu tür provokasyonlara hiçbir zaman papuç bırakmamıştır. Bundan sonra da bırakmayacaktır. Demokratik bir seçim var. Herkes hür iradesiyle gidip sandıkta oyunu kullanacak. Seçmenin iradesi tecelli ettikten sonra da herkes görevini yapacaktır. Bu konuda herhangi bir kaygıya, endişeye mahal yoktur. Yani
bunu Muharrem İnce Bey'in kendi kararıdır. Yola çıkarken Türk milletine verdiği sözler vardır. Sonuna kadar devam edeceğim diye. Nihayetinde bu onun kararı olacaktır. Kararı da o verecek. Türkiye artık bu kurulan kumpaslarla yapılan bu işte, hanımefendiler var burada. Ağzımı almayacak kadar da bunları konuşmak da istemiyorum. O çirkin provokasyonlarla insanların birbirlerinin üzerinde kaset üzerinden kumpas kurmalarını doğru bulmuyorum. Muharrem İnce Bey kendisi karar verecektir. Bizim adayımız sonuna kadar devam ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanlığını da parlamentodaki de büyük çoğunluğu alarak Türk asrının başlayacağı gün olarak 15 Mayıs'ı ilan edeceğimizi buradan bildiriyorum. Müjdemiz buydu zaten. 15 Mayıs'tan sonra Türk asrının yükselişi başlayacak diye değerlendiriyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi hepinizce malum şimdiye kadar hiçbir dönemde kamuoyu araştırmalarına ya da anketörlerin yapmış olduğu herhangi bir çalışmayı dikkate alarak çalışmadı. Biz sabahleyin ben saat 9'da evimden çıkıyorum. Gece 2'den önce evime girmiyorum. Tarihi oyalacak dedim. İzmir'den çok ciddi beklentilerimiz var. İzmir'den gittiğimiz her yerde mutlaka bir karşılık görüyoruz. Ciddi bir oy alacağımızı düşünüyorum. Ben ona bir rakam verebilmem seçmenimiz adına yanlış olur. Ama ben çok ciddi bir oy alacağımızı düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 35 gündür binlerceye sıkıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki elinizi sıktığınız insanın size ne kadar yakın olup olmadığını, sizin elinizi sıkmasıyla ve gözünüzün gözünüze değmesiyle hissedebiliyorsunuz. Biz bunu hissediyoruz. Teşekkür ederim. Anket değerlendirmesine şimdiye kadar itibar etmedik. Bundan sonra da itibar etmeyeceğiz. Çünkü anketörler 2018'de Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'ni çok düşük gösteriyorlardı. İşte %5'lerde gösteriyorlardı. Milliyetçi anketörler bizi %5 gösteriyorsa biz %15 diyoruz. İki katından fazlasını alıyoruz. Nihayetinde 2018'deki seçimlerde bunun ispatı Türkiye genelinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin %5 gösterdiklerinde Milliyetçi Hareket Partisi 11.9 oy olarak gerekli olan cevabı vermiştir diyorum anketörler. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ya bizim hedeflediğimiz milletteki çalışmalarımızda bu yoğun gayretimizde hedeflediğimiz İzmir'den 5 milletvekili hedefliyoruz. 5. Hayır. Toplam 5. Gerçekçi olmak adına yani şey olmasın. 3-2 gibi bekliyoruz. Çünkü dediğim gibi elinizi sıktığın insanın size o yaklaşımından biz bunu algılıyoruz. Allah utandırmasın diyorum. İnşallah İzmir'den büyük bir başarıyla çıkarız diyorum. Teşekkür ederim. TOG özel sektörün ürettiği bir araç. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de 5 baba yiğit bir araya gelip kurduğu bir şirket. Onlar da bulundukları mecrada hepsi rüştünü ispat etmiş iş adamları. TOG'la ilgili mutlaka bu üretim ve son sürat devam ediyor. İşte geçenlerde bir kampanyayla yaklaşık 10.000 üzerinde şu anda vatandaşa araç teslim edilmiş vaziyette. Önümüzdeki dönemde de bu teslimatlar devam ediyor. Bu müracaat ederken de hepinize malum ben de müracaat edenlerden biriyim. TOG almak için ben de gittim 60.000 lira para yatırdım. Ama kurada çıkmadı. Bekliyoruz yani inşallah kurada çıkacaktık. Çok yeni bir üretim. Reklam algısını da çok iyi yapıyorlar. İşte önce yurt dışında ki elçiliklerimize verileceğini söylediler biliyorsunuz. Ve ilk gönderdiğimiz araç gönderilen yerlerden birisi Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e ve Özbekistan Başkanımıza birer araç gönderildi. Bundan sonraki süreçte büyükelçiliklerimizde ilk etapta kullanılmaya başlayacak. Peyderpey bakanlıklarımızda kullanılmaya başlayacak. Hatta ben ilk müracaat ettiğimde TOK yapım aşamasındayken üretim bandındaki 35. rakamla anlamlı olsun diye 35 banttaki 35. sıradaki İzmirli olmamız hasebiyle o arabayı almak istedik. Nasip olmadı, bekliyoruz inşallah. Ama TOK'un Türkiye'de netice ve başarılı olacağına inanıyorum. TOK, Türk iş adamının başarısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de desteğiyle ortaya çıkmış bir şeydir. Nihayetinde TOK, özel bir şirketin ürettiği bir araç. Ben netice alacağına da inanıyorum. Şimdi yerelde, İzmir'de ben memnun değilim de buradaki basın mensuplarına da sormak isterim. Sizler memnun musunuz? Sizden cevap beklemiyorum tabii ki haklı olarak. Ama ben memnun değilim. Niye memnun değilim? İzmir'de deprem evleri yapacaklarını söylüyorlar. Yapacaklarını iddia ettiler. Bunlar deprem evlerini yapıp vatandaşımıza teslim edinceye kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti 5474 konut yaptı ve vatandaşına teslim etti. Çünkü ben onların içinden her gün onların içinden geçerek evime gidiyorum. Bayraklı'da yolum onların önünden geçiyor. Geriye dönüp baktığımda da depremle ilgili devlet 11 ilimizde yaşadığımız 100 yılın afetinde enkazın geçen hafta okumuştum, %70'ini enkazın kaldırdıklarını söylediler. Ama maalesef İzmir depreminden 30 ay geçmesine rağmen hasarlı olan İzmir Büyükşehir Belediye binasının enkazını kaldırmayı becerememiş bir yerel belediyeden bu hizmetleri beklemek elbette ki yanlış olur. Ben daha önce basındaki beyanatımda Ali Ağa'yla söylemek istediğim şey şuydu. 100 günde 750 metrelik bir alt geçit yaptılar. Muazzam bir alt geçit. 100 günde yapılması, işte 100 gün önce inşaatine başlanıp 29 Ekim'e yetiştirilmesi 100 günde muazzam bir proje. Bunlar bu projeleri gerçekleştiren insanların İzmir'e hizmet etmesi ben eminim ki her insanımızın arzusudur, düşüncesidir diye değerlendiriyorum. Teşekkür ederim. Abi biz şey diyoruz ya, eskiden Hürriyet Gazetesi'nin güzel bir şeyi vardı, logosu vardı, Türkiye Türklerindir. Yanlış söylemiyorum değil mi? Evet. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin geliştirdiği bir slogan var. Nerede bir Türk varsa vatan orasıdır diye. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları bölgelerde çok şükür devlet imkan sunarak onların oy kullanmasına izin verdi. Şimdi bu sene 15 ülke daha eklendi oy kullanması için. Yanlış söylemiyorum değil mi sayıları? 15 ülke diyebiliyorum ben. 15 ülke daha eklendi. Seçim sandıkları da Türkiye'ye getirildi. Ben eminim ki seçim sandıklarında Cumhur İttifakı doğup taşıyacak. Çünkü oradaki yaşayan insanımızın Türkiye'nin bu başarılarını özlemle takip ettiği, gururla takip ettiğini görüyorum. Ben az önce söyledim, buraya gelmeden önce TCG Anadolu gemisinin burada arkadaşlarıma özel söyledim, kıymetli basın mensupları. Dışarıdan gelen misafirlerimizi orada bir merhaba demek için onlara uğradım. Sabah 9.30'da oradan buraya geldim. Gördüğüm tablo şuydu. Herhalde yüzlerce insan şu anda kuyrukta. Yani düşünce olarak eğer siz onu küçümsemek isterseniz işte bir metal yığını görmek için insanlar niye bu kadar mücadele veriyor diye düşünebilirsiniz de. Ama bu bir metal yığını değil. Türk devletinin işte dünyada sayılı ülkelerin elinde olan bir uçak gemisi yani. Belki bunu daha çok geliştireceklerdir. Sizin sorunuza cevap olarak da Türk milleti
milleti özellikle Avrupa'da, Balkanlar'da her geçen gün kere millet olarak Türk milleti beklenen bir millet. Bu beklenen millet bekleyenler tarafından onlarla kavuşmak için, onlarla bir araya gelmek için, onlarla özellikle gidermek için Avrupa'da ve Balkanlar'da, yani Balkanlar dediğimiz zaman Balkanlar bizim gönül coğrafyamız. Yani biz nefes almak istediğimiz zaman Balkanlara gidiyoruz. Balkanlar bizim için kıymetli ve değerli. Yani Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden daha kıymetlidir Balkan bizim için. Çünkü orada Balkanlar'da benim İzmir'de ben Balkan göçmeniyim diye bir tabir kullandım. Ben bunu çok sevmem. İzmir'de Balkan göçmeni. Onlar bu milletin, bu devletin asli unsurlarıdır. Çünkü onlar buradan uç beyi olarak Balkanlara gönderilmiştir, gitmişler. Şimdi de öz yurtlarına, öz memleketlerine dönmüşlerdir. Ondan dolayı Balkan göçmenliği lafı böyle benim kulağıma çok hoş gelmese de İzmir'de çok kullanılıyor. Teşekkür ederim. Sayın Vekilim. Ya bu çok zor bir soru. Yani şimdiye kadar en kazık soru buydu diyebiliriz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi, dikkat ederseniz depremde ölen depremzede şehitlerimizin anısına, onların hatırasına saygı duymak adına hiçbir aracımızda biz mikrofon sistemi, megafon sistemi kurmadık. Hiçbir şeyde, aracımızda da, yani şoförümüz kendi aracında, kullandığı araçta müzik dinleyecekse camını, müziğin sesini fazla açmadan, özellikle İzmir'de çok ciddi depremzede misafirlerimiz var. Onların hatırasına saygısızlık etmemek adına çok dikkatli olmalarını uyardım. Hiçbir aracımızda da ses sistemimiz yok. Şeyle ilgili sosyal medyada da buna önem verdik. Yani şarkı, müzikli konulardan mümkün mertebe uzak durmaya çalıştım. Çünkü 50 binin üzerinde insanımız depremde şehit oldu. Ben o deprem 3. günü Adıyaman'da partinin görevlisi olarak gittim. Orada görev yaptım 5 gün. Görev yaptım dediğim şey şu. Gittik orada Anadolu'da bir tabir vardır. Ormana odun kesmeye götürdüklerinde yanında bir hıh diyen insan götürürler, bilirsin değil mi? Vatandaş ağaca baltayı sallarken biri yanında tempo tutar, hıh diye. Bizim orada yapabildiğimiz tek şey, giderken yanımızda götürdüğümüz şey, ikinci olarak da gidip vatandaşa dokunmak, vatandaşın acısını paylaşmak. Ben o zaman zarfında sadece Adıyaman'da il başkanlığımızla beraber oturduğumuz zaman bir resim çekildim. Onun dışında hiçbir enkazın başında, çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleneğinde bulunur. Çünkü biz orada sosyal medyada bir algı yaratmak için insanlara gidip merhaba deyip onlara dokunmak gibi bir niyetle hareket ediyoruz. Biz orada insanın açısını paylaşmaya gidiyoruz. Ondan dolayı doğru olanı yapıyoruz. Hiçbir sosyal medya paylaşımı olmadı. Yapmadım. Sadece Adıyaman İl Başkanımızla beraber orada otururken İl Başkanımızı ziyarete geldik diye, bir Adıyaman'da olduğumuz günsin diye sadece tek paylaştığım mesaj olur. 5 gün boyunca hiçbir mesaj. Vatandaşla görüştüm, vatandaşın derdini aldım, orada valiye götürdüm. Biliyorsunuz orada sadece Adıyaman Valisi değil, koordinasyon valileri hemen çok kısa bir zamanda bölgeye intikal etmişlerdi. Vatandaşın derdini dinliyorlar. Ondan dolayı sosyal medyada konuyla ilgili nasıl bir algı olabileceğini bilmiyorum desem, kestiremiyorum desem doğru bir şey yok. Ama biz çalışmaya devam edeceğiz. Durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ve ben imanım gibi inanıyorum ki
İzmir'de biz bunu başaracağız diyor. Evet, ilginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Ben bir de Tire'de bir anekdot anlatmak istiyorum izninizle. Ondan sonra ben de izninizi isteyeceğim. Adıyaman ve Gaziantep'te İzmir'imize gelen, depremzedeleri misafir eden Tire'de bir Diyanet Akademisi'nin olduğu bir yer var. Ve biliyorsunuzdur muhtemelen. Orada depremzedeleri misafirlerimiz ziyarete gittiğimde akademinin başındaki arkadaşımız bize bilgi veriyor. İşte efendim, günde 3 öğün yemeğimiz çıkıyor, kantin sabaha kadar açık. Çocuklar geliyor, istediklerini ücretsiz alabiliyorlar buradan. Bir de en önemlisi şu dedi. Tire'de akşam saatlerinde bütün hemşehrilerimiz, civarda oturan hemşehrilerimiz yemeklerini yapıyorlar, evde yemeklerini yemiyorlar. Gelip burada depremzede vatandaşlarımızla yemeklerini paylaşıyorlar. Bunu dediğinde ben öyle deyince oradan bir depremzede vatandaşımız, Adıyamanlı bir depremzede vatandaşımız yanıma geldi. Dedi ki, beyefendi biz öyle biliyorduk ki deprem Türkiye'nin 11 vilayetinde oldu. Ama biz Tire'ye gelinceye kadar biz öyle zannediyorduk. Deprem Türkiye'nin 11 vilayetinde olduğunu zannediyorduk. Tire'ye geldikten sonra şunu gördük ki deprem Türkiye'nin 81 vilayetinde 85 milyonun yüreğinde olduğunu gördük. Tire'li hiçbir kardeşimiz bir gün bizi burada yalnız koymadı diye güzel bir beyanları vardı. Tabii onu orada Adıyaman'dan gelen bir vatandaşımızdan duymak, bir İzmir milletvekili olarak, İzmirli olarak onu onlardan duymak da beni anormal derecede gururlandırdı. Çünkü İzmirlilerin ruhunda, yüreğinde, Türkiye'nin her yerinde aynı şey hissedildi ama İzmir ruhunda, yüreğinde birebir depremi yaşadı. O depremi de gidenleri geri getirebilme imkanı yok ama acıları paylaşmak için, acılarımızı daha hafifletmek için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyduğunu en güzel bu anekdotla her yerde de anlatıyorum. Çünkü İzmirli'nin muhteşem bir düşüncesini orada ifade etmişlerdi. Bu beni çok mutlu ediyor. Her gittiğim yerde de Tire'de bu yaşadığım olayı anlatıyorum. Kıymetli basın mensupları, ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz. İnşallah 15 Mayıs'tan sonra daha geniş bir araya gelerek bu sefer bir kahvaltı değil de ya bir akşam yemeğinde ya da bir öğle yemeğinde sizleri ağırlamaktan onur duyacağımı ifade ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız, ayaklarınıza sağlık. Şerefler verdiniz. Geçtim. Efendim, hadi.